gidecek bugün. Ortalıkta da yok. Nerede acaba? Alış bunun ona. İşte bak ne güzel. Kaçmana gerek kalmadı. Alo? Nana, nasılsın? Heyecandan yerimde duramıyorum. Vakit yaklaşıyor. Ya korkuyorum bir aksilik çıkacak diye. Ben de çok heyecanlıyım Korcan. Yemin istediği bir iki gömlek daha vardı yatağın üstünde abi. Koydum hepsini. Nana, orada mısın? Aklım bir şey takıldı da dalmışım. Sen beni boş ver. Her şey çok güzel olacak. Hem de hayal edemeyeceğimiz kadar. Oğlum, bak bu yün. Buralar soğuktur. Bavuluna koy, yanında bulunsun. Sağ ol oğlum. Alayım ben. Abi sen valizi arabaya yerleştir. Çıkmam lazım artık. Az vakit kaldı. Tamam. Vakit kaybetme, acele et. Sonra uçak kaçar, gidemez kalırsın. Tanrı korusun. Uçay. Günler, geceler geçecek ama o burada olmayacak. Ne güzel olacak her şey. Abine bir söz verdim. Sen bana emanetsin. Savaş mı çıktı, bomba mı düştü? Bu ne hal? Mutfak dağılmadan iyi yemek yapılmaz. Kim söylemiş bu lafı? Bir Gürcü düşünür falan mı? Evet. Ünlü Gürcü düşünür Nana Meryem söylemiş. Sen yardım etmeseydin bu kadar kısa sürede iyileşemezdim. Sen güçlüsün. Ben olsam dayanamazdım. Mesela çocukken bir kere düşmüştüm. Bir baktım dizime, kemiği gördüm. Hemen bayılmışım. Nedense hiç şaşırmadım. Kesin o zaman da bir yaramazlık yapmışsındır. Yaptım bir şeyle. Bence sen de çok yaramazdın çocukken. Biz arkadaş olsak iyi anlaşırmışız. Sen o zaman da kulak göz olurmuşsun bana. Göz kulak olurmuşsun denir. Evet yapardım. Başını belaya sokmana izin vermezdim. Yalnız da bırakmazdım kesin. Bana sataşanları döverdin. Sonra onu yapma, bunu yapma derdin. Ben de seni dinlemezdim yine. O hali nasıl olurdu acaba? Merak ettim. Ben de seni. Kesin çocukken de baş belasıydın. Hatırlamıyor musun başına neler geldiğini, neler atlattığımızı? Ama yok. Sen inatçı keçinin teki olduğun için anlamazsın hiçbir şeyden. Ne laftan, ne sözden, ne de sana verilen değerden. Ama ben ayrıkları sevmiyorum. Hem de bana kuz gibi gidiyorsun. Bu çay nasıl beklerim ben böyle? Kendini kandırıyorsun sen Nana.
Onu özleyeceksin işte. Kabul et. Olmaz. Böyle gönderemem ben onu. Ben Veda sevmiyorum. Hele küs kalmayı hiç. Sen belki umursamazsın ama ben kötü olurum. O yüzden bence en iyisi gitmemen. Tabii dinlemezsin beni. Ama en azından bil. Burada seni bekleyen ailen var. Adalet abla, Cenger Bey, Aynur, kapıdaki Ahmet amca, tabii Akça hala, Yusuf ve ben. Bekliyor olacağız seni. Benim odamda ne arıyorsun? Hiç. İyi yolculuklar dilemeye gelmiştim. Tamam. Şimdi çıkabilirsin. İşlerim var.